Merhaba güzel hanımlar. Bugün size yelek yapımını göstereceğim. Karşınızda ebru renkte bir pembe seçtim ve beyaz renkte iplerimin kombinasyonunda çok güzel ikili trabzandan oluşan tığ işi bir yelek oluşturacağız. Şöyle iki tane klamer hazırladım. Bunları işaret koyacağımız yerlerde kullanacağım. Bir tane makasa ihtiyacımız var ve 3 numaralı bir tane tığ. Şimdi işe başlayalım. Önce pembe iple başlayacağız. Beyaz ipimizi şerit için kullanacağız. Pembe ipimizi aldık. Öncelikle 73 tane zincir çekerek bu yelek modelini yapmaya başlayacağız. Örneklerimiz tabii ki 0-6 aylık bebekler için olacak. Siz daha büyük bir bebeğe örmeyi düşünüyorsanız artık bebeğinizin boyutuna göre, yaşına göre, çocukların çünkü büyük olanları, daha topluca olanları var, daha zayıf olanları var. O yüzden çocuğunuzun boyutuna göre kendiniz belirleyebilirsiniz zincir sayısını. Ben şimdi size ortalama bir zincir sayısı veriyorum. 73 tane zincir yapalım. 73 tane zincirimiz hazır. Böyle şunu katladığınızı düşünün. Çok büyük bir yelek olmayacak zaten. Şöyle bunun iki tarafı ön olacak, bir tarafı da arka olacak. Küçük bir yeleğe sahip olacağız. Şimdi tığıma ip aldım ve buradan sayıyoruz geriye doğru. Üçüncü zincire batacağız ve ikili trabzan yapacağız. Şimdi 1, 2, 3. Üçüncü zincire battık ve buraya ikili trabzan yapıyoruz. Sonra tığıma ip aldım ve diğer zincire batıyorum ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı şekilde diğer zincire batarak ikili trabzan yapacağım. Böyle böyle bütün sırayı ikili trabzanla dolduruyoruz. Burada genelde ikili trabzanı kullanacağız bu yelek örgüsünde. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. İşte arkadaşlar sıramı tamamladım. Şimdi daha uzun görünüyor yaptığımız zincir sayısının üzerindeki yaptığımız trabzanlar. Yeleğimizin birazcık daha büyüdüğünü görüyoruz. Böyle katladığımız zaman. Şimdi ne yapıyoruz? Sonuncu trabzanımızı sadece iki tane ilmeğini çektik. Şimdi ipimizi değiştiriyoruz ve beyaz ipi takıyoruz. Beyaz ipi de şöyle takacağız. Son iki tanesini beyaz iple alıyoruz. Pembeyi böyle bir çekiyoruz, sıkılaşsın. Bir tane zincir çekiyoruz ve çalışmamızı çevirdik. Şimdi tığımıza ip aldık ve hemen şuraya dibine batıyoruz ve şöyle yalancı trabzan yapacağız. Bu sırayı sadece yalancı trabzanla dolduruyoruz. Tığımıza ip aldık, battık ve yalancı trabzan yapıyoruz. Tekrar tığıma ip aldım, battım, yalancı trabzan yapıyorum. Şimdi bir sıra bu şekilde örüyoruz. Burada da ipimizi şu anda kesebiliriz. Çünkü bu ipimizi diğer tarafa bağlayacağız. Artık burada gereksiz. Bu ipimizi kestik. Şimdi yalancı trabzanda bütün sıramızı geçelim.
Güzel hanımlar, sıramı tamamladım. Yalancı Trabzanlı. Şimdi sonuncu yere geldiğimde yapacağım şey ip değiştirme. Ve ip değiştirmeyi yalancı Trabzan yapmaya hazırladığım gibi ilmeklerimi bunların içinden pembe ipimi geçirip böyle iki tane zincir çekiyorum. Burayı da ikili trabzan yapmaya hazırlamış oldum. Şimdi örgümü çevirerek artık beyaz ipe burada ihtiyacım yok. Burayı kesiyoruz. Bunları bağlayacağız tabii ki. Buraya şimdi pembe ile ikili trabzan yapacağız. Ve şunu söylemek istiyorum. Bundan sonra yapacak olduğumuz işlemler neler? Bunları göstereyim size. Hemen bu tarafa alıyorum. Bundan sonra yapılan işlemler kağıtlarda göründüğü gibi. Kağıtlarda görünen bundan sonraki sıra pembe, ondan sonraki sıra beyaz, sonraki sıra yine pembe. Ve sonraki sıra yine beyaz, sonra 4 sıra pembe öreceğiz. Bu bizim koltuk altına kadar gelecek olan kısmı oluşturan geniş bölgemiz. İlk önce aşağıdan yukarıya doğru yeleğimizi başlıyoruz. Şimdi bunları yapmaya çalışalım. Bu sıraları ördükten sonra tekrar görüşelim. Arkadaşlar, çalışmamızın böyle işaret koyduğumuz yerleri size kağıtlarda belirledim. Şöyle birincisine klamerı taktım çünkü burayı çalışacağız ilk önce. Ve 18. trabzanımıza işaretimizi koyduk. Sonra bu ipimizde diğer işareti ifade etmekte 19. trabzana koyduğumuz ve aynı şekilde diğer taraf için de geçerli bu işaretler. Şimdi çalışmaya başlayalım. Arkadaşlar, çalışmamızın yine böyle katlanmış şeklini görüyorsunuz. Bu iki tarafı ön taraf oluyor ve diğer arka tarafımız olacaktır. Şimdi işaretlediğimiz şu bölüme başlıyoruz. Güzel arkadaşlarım, şimdi ben burada kalmıştım ve buraya iki zincir çekerek arka tarafa döneceğim. Çevirdim çalışmamı. Şimdi tığımı ip aldığım gibi buna artık ihtiyacım yok. Çıkartıyorum ve hemen dipteki yere batıyorum. Sonra buraya ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bu ikili trabzanları bu koltuk altı olacak olan işaretlediğimiz yer, şurası koltuk altı. Bu koltuk altı yerine kadar şöyle iki tane zincir, pardon, iki tane trabzan kalana kadar ikili trabzan yaparak şu ara sırayı örüyoruz. İkili trabzan ile. İşte arkadaşlar, şöyle işaretli yere iki tane trabzan kala. Bunu çıkartıyorum. Yapacağım şey şu. Tığıma ip aldım. Sıradaki trabzana battım. Sonra buraya sadece iki tanesini çektim. Tekrar tığıma ip aldım. Diğer trabzan yerine batıyorum. Sonra buradaki iki taneyi çekiyorum. Tekrar aynısını bir kez daha yapıyorum. Ve böyle 4 tane ilmeğim oldu. Bu 4 tane ilmeğimi şimdi birden toplayacağım. Tığımı, ipimi aldım ve hepsini birden çekiyorum. Şimdi 2 tane zincir çekip örgümü çeviriyorum. Artık biliyoruz ki burası bizim koltuk altımız olduğu için
hafif bir kavis yapacağız. Tekrar buraya döndüğümüz gibi tığımı ip aldım, tekrar buraya batıyorum ve aynısını yapıyorum. İki tanesini aldım, tığımı ip aldım, diğer trabzanı batıyorum ve yine sadece iki tanesini alıyorum. Tığımdaki üç tane ilmeği birden topluyorum. Yine tığımı ip aldım. Bu sefer normal trabzanlarımızı yapıyoruz. Bu yaptığımız işlem kavisimizi oluşturuyor. Böyle koltuk altı olduğu için kolumuzun etrafında oluşan kavisi yavaş yavaş bu şekilde başladık yapmaya. Şimdi yine bu başa kadar sadece ikili trabzanımızı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi ikili trabzanlarımızla devam ediyoruz. Şimdi sıra bitiminde tığımı ip aldım, sonuncu trabzana batıyorum. Sonra ikili trabzan yapıyorum. Şimdi de iki tane zincir çekip örgümü çeviriyorum. Tığımı tekrar ip alıyorum ve hemen dipteki trabzana batıyorum. Buraya ikili trabzan yapıyorum. Sonra aynı şekilde trabzan yapmaya devam ediyoruz. Şu bizim oval yapmaya başladığımız yere kadar 15 tane ikili trabzan yapalım önce. İşte 14 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi sonuncu trabzanımı da yapıyorum. Şöyle ikili trabzanımızı yaptık. İki zincir çekiyoruz. Ve sonra yine çalışmamızı çeviriyoruz. Şimdi 7 tane ikili trabzan yapacağız buraya. Yine dipten başlıyoruz. Ve buraya trabzanlarımızı bu şekilde örüyoruz. İşte gördüğünüz gibi böyle trabzanlarımızı 7 tane yapalım. İşte burada 7 tane trabzanımız hazır. Şimdi yine tığıma ip aldım, trabzana batıyorum ve sadece ikisini çekiyorum. Aynısını bir daha yapıyorum. Batıyorum diğer trabzana ve sadece ikisini çekiyorum. Bir kere daha yapalım. Trabzana batıyorum ve sadece iki tanesini çektim. Şimdi tığımda 4 tane ilmek var. Bunların hepsinin içinden bir kere de ipimi geçirdim. Sonra bir tane zincir çekelim. Ve çalışmamızı çeviriyoruz. Buraya sadece sık iğne yapacağız. Şimdi 8 tane sık iğne yapalım. Sadece sık iğne. Gördüğünüz gibi sık iğne. Bu bizim bitirmemiz oluyor artık. Yani diğer taraftaki önümüzü de aynı şekilde yapacağız. Sadece ters tarafını yapmamız gerektiğini unutmayın. Çünkü ikisi karşılıklı geleceği için işte bu şekilde sık iğnemizi de bitiriyoruz. Bir tane zincir çekip ipimizi kesiyoruz. İpimizi kestik. İşte burası bu şekilde hazır.
Şimdi böyle çevirirsek bu bizim koltuk altımız ve yaptığımız şey bu. Bir tarafı hazır. Aynısını bu tarafa da uygulayacağız. Bizim işaretli olan yerlerimiz burada. Ve gördüğünüz gibi iki tarafı da eşit böyle. Şimdi ama biz arka tarafı halletmemiz gerekiyor. Şöyle sırayla gidelim. Yani birinci tarafımız hazır. Şimdi orta kısmını yapacağız. Ve sonra diğer ön tarafını yapacağız. Şimdi bu tarafı ipimizi şöyle bizim dış kısmımız olacak olan bu taraftan, onu da nasıl anlıyorsunuz? Alt tarafa bakıyorsunuz, düzgün olan tarafı burası olduğundan bu bize bakan dışta kalacak olan kısmımız. O yüzden ipimizi buraya takıyoruz. Ve şu işaretli yere ipimizi takıyoruz. Ve buraya iki tane zincir çekiyoruz. Buna artık ihtiyacımız yok. Buraya battığımız gibi tığıma ip alıyorum. Ve trabzana battım. İki tane aldım. Sonra bir daha aynısını yapıyorum. Sadece ikisini çektim. Şimdi hepsini birden çekiyorum. Ve ikili trabzan yapmaya devam ediyorum. Böyle ikili trabzan yaparak diğer kenara kadar devam edelim. Ortada oluşan, yani kavisi bu tarafta yaptığımız gibi bu kavis burada da devam edecek. Yani bir açı oluşturmaya çalışıyoruz. Şimdi bunu yapalım. Diğer tarafa kadar ikili trabzanımızı şuraya kadar bir örelim. Şimdi işaretli yere iki tane trabzan varken tığıma ip aldım. Sonra yine şu yarımları yapıyorum. İki taneyi çektim. Sonra tekrar aynısını yapacağım. Tığımda dört tane ilmek birikene kadar. Şimdi işareti çekiyorum. Ve tığıma ip aldım. İşaretin olduğu yere batıyorum ve bu şekilde tığımda 4 tane ip oldu. Bu ilmeklerin içinden bir kere de ipleri geçirdim. Şimdi 2 tane zincir çekip üst sıraya geçiyorum. Şimdi çalışmamı çevirdim. Tığıma ip aldım. Şimdi batacağım yer hemen burası ve buradaki iki tane ilmeği aldım. Sonra tekrar tığıma ip aldım. Sonraki trabzana batıyorum ve burada yine iki tanesini alıyorum. Üç tane ilmeğim oldu. Bunları da bir kere de toplayıp böyle koltuk altında oluşan kavisi yapmaya çalışıyoruz. Şimdi diğer tarafa kadar böyle ikili trabzanı normal şekilde yaparak devam ediyoruz. İşte gördüğünüz gibi güzel kavis oluşmakta. Şimdi sıramın bitmesine iki tane trabzan yeri görüyorsunuz.
Tığıma ip aldım. Trabzan tepesine battım. Yine şu toplamayı yapıyoruz. İki tanesini aldım. Tekrar tığıma ip aldım. Ve diğer trabzan tepesine batıp burada da iki tanesini topladım. Sonra tığımda 3 tane ilmek var. Bunların içinden ipimi geçirdim. Sonra 2 tane zincir çekip çalışmamı çeviriyorum. Burada bu sırada sadece ikili trabzan yapıyoruz. Hiçbir şekilde büzme yapmıyoruz. Şimdi şuraya batıp ikili trabzanımızı yapıp bu sıra sadece ikili trabzanlı olacak. Böyle ikili trabzan yapıyoruz. Sıramı bitirdim normal şekilde. Sonuncu büzülme yaptığımız yere batıyoruz. İkili trabzanı yapıp sonra iki zincir çekiyoruz. Dilim sürçtüğü için kusura bakmayın. Bazen bu bende oluyor. Sonra örgümüzü çevirdiğimiz gibi tığıma ip aldım. Normal şekilde yine 8 tane trabzan yapıyoruz buraya. 8 tane trabzandan sonra arka tarafta ense çukurunu oluşturan kavisli kısmı yapacağız burada. Adımları takip ettikten sonra örgüde hiçbir zorluk yok. Her örgü gibi. Biz burada bilgilerimizi paylaşmak için varız. Siz yeni bir şey öğrenirsiniz, siz paylaşırsınız. 2, 4, 6 tane oldu. 7 ve 8.yi yapıyoruz. Şimdi tığıma ip aldım ve sonraki trabzana batıp bir tane yalancı trabzan yapıyoruz. Sonra buraya 13 tane sık iğne yapıyoruz. Böyle 13 tane sık iğne yapalım. Ve burada yaptığımızın aynısını diğer tarafa da yapacağız. 13 tane sık iğneden sonra bir tane yalancı trabzan, sonra yine 8 tane ikili trabzana geçiyoruz. Sık iğne yapmayı tamamladık. 13 tane sık iğne yaptık burada. Sonra tığımıza ip aldık. Bir tane yalancı trabzan yapıyoruz. Sonra 8 tane yine ikili trabzana geçiyoruz. Bu bizim ense çukurundaki yaptığımız kavis. İşte 8 tane ikili trabzanımızı da yapıyoruz. Ve sonuncu şuraya batıp ikili trabzanımızı da yaptık. Şimdi şöyle bir kavis oluştu hafiften. Şimdi yine iki zincir çekip örgümüzü çeviriyoruz. Şimdi tığıma ip aldım. 8 tane yalancı trabzan yapacağız. Bu bizim yalancı trabzanımız.
Peki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Ve sekiz diye tahmin ediyorum. Şimdi sayacağım. 2, 4, 6, 8. Doğru. Şimdi 15 tane sık iğne yapıyoruz araya. Şöyle 15 tane sık iğne. Tane sık iğne tamamlayalım. Boyun ovalimiz için gerekli olduğundan bu adımları yapıyoruz. Daha büyük yelek modellerinde de aynı mantığı kullanabilirsiniz. Zaten belli son 8 tane trabzan kalana kadar bunu yapabilirsiniz sık iğnenizi. Bu size göstermiş olacak. Çünkü son 8 tane trabzanımız da yine yalancı trabzan olarak bitecek. Şimdi 2, 4, 6, 8 tane. Şimdi bir kez daha yapıyoruz sık iğnemizi. Ve tığımı ip aldım. Sonra buraya batıp yalancı trabzan yapıyorum. Tekrar tığımı ip aldım ve hepsini birden geçirip yalancı trabzanımı yapmış oluyorum. 8 tane trabzan bırakmıştım bunun için. Tekrar durup da zaman kaybetmeyelim saymakla. Eminim arada 15 tane sık iğne olmuştur. Ve bir tane zincir çekip bu sırayı da bitirmiş oluyoruz. Şimdi makasımızla ipimizi de keselim. Burası bitti. Şimdi oluşan kavis işte bu. Gördüğünüz gibi şöyle girinti var. Bu tarafta da girinti var. Şimdi yeleğimizin arka tarafı ve ön tarafı hazır. Şu şekilde. Şimdi diğer tarafını da şu ön tarafının yapılması kaldı. Onu da bunun aynısını sadece ters şeklini yapmaya çalışacağız. Bundan sonra da birkaç tane daha işlemimiz var. Ve yeleğimiz gördüğünüz gibi hazır olmakta. Güzel arkadaşlarım. Şimdi giyecek olduğumuz şekilde yeleğimizi koyuyoruz ve şu omuz kısmından şuraya batıyoruz. İşaretimizi çıkartıyoruz ve bizim ipimizi buraya takıyoruz. Taktığımız gibi iki zincir çekiyoruz. İki zincir yaptık. Tığıma ip aldım ve sonraki trabzana batıyorum. Ve burada sadece ikisini çekiyorum. Burada büzme yapacağız yine. Kavisimizi oluşturmamız gerekiyor. Olmadığı için bir söktüm. Pardon. Tığıma ip aldım. Yine diğer trabzana battım. Ve burada sadece ikisini çekiyorum. Tığımda 3 tane ilmek oldu. Hepsini birden topladım. Şimdi sadece bunu yaptık bu sırada. Ve normal ikili trabzanımızı yapıyoruz. Sıra bitene kadar.
Sonra sıra bitiyor. 2 zincir çekiyoruz yine ve 2 zincirden sonra tekrar buraya gelene kadar normal ikili trabzanımızı yapalım. Arkadaşlar buraya kadar geldim. Şimdi gördüğünüz gibi şöyle şurada son 2 tane trabzan var. Ama burada da bir tane büzme yapmıştık. O yüzden bir tane daha normal trabzan yapacağım. İkili trabzan yani. Sonra tığıma ip aldım. Battım trabzan tepesine. 2 tanesini aldım. Tekrar tığıma ip aldım. Bu sefer bu büzme yaptığımız yerin tepesine batıyorum. Ve ikisini aldım. Şimdi üçünü birlikte topluyorum. Ve 2 tane zincir çekip yeleğini çeviriyorum. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Bu sırada sadece şu başa gelene kadar ikili trabzan yapıyoruz. Şu ilk büzme yaptığımız yere batıyoruz. Sonra diğerini batıyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. İşte şimdilik bunu yapalım. Şimdi sırayı bitirirken şöyle bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Sonra şu baştaki yaptığımız trabzanı batıp buraya da bir tane trabzan yapıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz ve ipimizi kesiyoruz. Ters tarafta olduğumuz için diğer öne göre. Şimdi örgümüzü çevirelim ve ipimizi 6. trabzana batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6. trabzana batıyoruz. İpimizi buraya takıyoruz. İki tane zincir çekelim. 2, 4, 6. 6. trabzana battık. Şimdi buraya 7 tane trabzan yapacağız. Ama 2, 4, 6, 7. Burada biraz daha fazla var. Yani sıranın sonuna kadar ikili trabzan yapalım. Zaten artık bu ön tarafı da bitirmek üzereyiz. Şöyle ikili trabzanlarla devam ediyoruz. Şurası ikili trabzan. Sıranın sonuna kadar bitirelim. İşte sıranın sonuna kadar geldik. Sonra bir tane zincir yapıyoruz ve çalışmamızı çeviriyoruz. Son sıramızda sık iğne var. Bu sırayı sadece sık iğne yaparak bitiriyoruz. Böyle sık iğnemizi yaparak. Tabii ki şu başladığımız yere kadar yapıyoruz sık iğnemizi. Sonra da ipimizi kesiyoruz. Bunun eşit olması gerekiyor diğer ön tarafımızla. Bu yüzden devam edemeyiz sık iğneyi. İpi nereye bağladıysak buraya kadar sık iğnemizi yapıyoruz. İşte bir tane zincir çekip bu ipimizi de burada kesiyoruz. Burası böyle. Şimdi ne yaptığımızı bir daha kontrol edelim. Burayı kapatıyorum ve burayı da kapatıyorum. İşte iki tane omuz. Bu omuz ve bu omuz, bunları dikeceğiz. Omuz kısımları dikilmekte ve
şu omuzların ikisini dikmemiz gerekiyor. Diktikten sonra da böyle birkaç tane işlemimiz daha var. Ne yapacağımızı şimdi size devam edeceğim göstermeye. Önce buralarını bir dikelim. Dikme işlemine geçtik. Şöyle bu omuzlarımızı da dikiyoruz. Arkadaşlar yeleğimiz hazır. İşte buralarına diktik. Bunlar bizim dikilen taraflar. Şimdi ipimizi koltuk altına takarak biz burada sık iğne yapacağız. Koltuk altına taktık. Ve bir tane zincir çekerek şimdi arkamızdaki ipi şöyle örgünün içine saklayabiliriz. Şöyle belli aralıklarla sık iğnemizi yapalım. Şunun bütün kenarını, koltuk altını, yani kolumuzun etrafını bu şekilde sık iğne ile dolduralım. Artık bitirme işlemlerimizi yapacağız zaten. Biz sık iğnemizi şu şekilde yapmaya devam edelim. Şöyle devam ediyoruz. Koldaki yaptığımız sık iğneyi bitirdik. Ve başladığımız yere tekrar batıyoruz. Ve bir tane sık iğne yapalım. Sonra şu başladığımız sık iğneye batıp burayı birleştiriyoruz. Bir tane zincir çekelim. Ondan sonra ipimizi keselim. Şimdi ne yaptığımızı bir görelim. Bu bizim İç kısmımız, evet, biz şöyle dışarıdayız. Bizi dış kısmı ilgilendiriyor. Şöyle, şimdi iki tarafında sık iğnesini yaptık. Şimdi ön tarafı, iki tarafına sık iğne yapacağız. Ve şöyle arka tarafını da, her tarafını dolanıp buraya kadar geleceğiz. Tekrar ipimizi batıralım. Şöyle ön tarafın yaka kısmından başlıyoruz. Batıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Sonra işte bildiğimiz normal batıp sık iğnemizi yapıyoruz. Sonra batıp sık iğnemizi yapıyoruz. Yine böyle batıp sık iğne yapmaya devam ediyoruz. Sık iğnemizi, yeleğimizi bitirene kadar şöyle bir yapalım aşağı kadar. Yeleğimizin ön tarafından sık iğnesini yaptım. Şimdi dönüşe geldi sıra. Dönüşte şunu yapıyoruz. Şimdi köşeye batıyoruz. Ve 3 kere aynı yere batarak dönüşü sağlamaya çalışıyoruz. Sık iğne yapıyoruz. Tabii ki her seferinde de işte 3 kere sık iğne yaptık
Ve şimdi alt eteğe batarak burada bir uçlarımız var. Onları da örgünün içine alacağız. Bu şekilde devam ediyoruz. Sık iğnemizi yapmaya çalışıyoruz. Yeleğimizin her tarafını buradan başlayıp sık iğne ile geçtik ve buraya kadar geldik. Şimdi şurada bir yere daha batacağım ve bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Şimdi bu burada dursun. Şimdi ayrıca bu ipimizle 28 tane zincir çekelim. Şöyle başladığımız gibi 28 tane zincir yapalım. Bu bizim bağcığımız olacak. Ve öyle devam edelim. 28 tane zincir yapalım bağcık için. 28 tane zincirimiz hazır. Şimdi şu yakanın ucuna bunu taktırıyoruz. Şöyle alalım. Kaydı elimden. Tekrar deniyoruz. Şuraya bir taktık. Şimdi ilmek kaydırma yapacağız. Bu boynunun boyun boyunca. Yani şunu. Batıyoruz ve ilmeği kaydırıyoruz. Batıyoruz ve ilmek kaydırıyoruz. Bu şekilde bağcığımızı buraya şöyle bir şekilde bağlamış olacağız. Bir daha gösteriyorum. Battık. Ve bunun içinden, ilmeğin içinden geçirdik. Sonra bir daha battık. İpimizi aldık. İlmeğin içinden geçirdik. Bu şekilde boynumuzun etrafını, şu kısmı bu şekilde bir dolanıyoruz. Sonra hemen ipi kesmiyoruz. İlmek kaydırmamızı da bitirdik. Çalışmanın sonuna geldik. Şimdi burada 30 tane zincir yapıyoruz. 2 3 4 5 yani bağcığın devamını yapıyoruz. 30 tane zincir yapalım. İşte güzel hanımlar. Böyle boyun kısmını tamamladık. Bağcığımızın diğer tarafını da yaptık. Şimdi pompon yapacağız uçlarına. Şu son zincirin içine parmağımızı koyduk. Ve buraya böyle çok ip saracağız şimdi. Çok ip saralım, 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 saralım. Bir sürü ip saralım. Şöyle gördüğünüz gibi çok ip sarıyorum. Ve bunu kesip pompon yapacağım. Bunun yeterli olduğunu düşünüyorum. Şimdi ipi kestim. Bunu tam ortadan pomponumuzun orta kısmından bağladım. Ve şöyle kenardan da bağlıyorum. Şimdi bağladıktan sonra da artık şu kenarları pompon yapmak için kesiyorum. Şimdi pomponumuzu şekillendireceğiz. Artık elimizde bir yumak iplik var. Bunun aynısını da diğer tarafına yapacağız.
Pomponumuz olacak. Şimdi bunu yaptık. Şimdi bunu böyle şekillendirmemiz de gerek. Şöyle uzunları keserek güzel bir şekilde yuvarlak olmasını sağlayacağız. Bağcı kesmemeye dikkat edin. Bu kadar çabaladık. Boşa gitmesin yaptıklarımız. Üzülmeyin sonra. İşte. Bence oldu. Gayet de güzel bir pomponumuz oldu. İşte. Aynı şekilde bir tane daha pompon yapalım diğer tarafına. Ve bu güzel pomponlu yeleğimizi bu şekilde kullansın bizim bebişimiz. İşte bu kadar çok uğraşıdan sonra yaptığımız bu güzelim bebek yeleği de artık elimizde hazır. İstediğiniz kişiye hediye edersiniz veya bebeğinize giydirirsiniz. Çok tatlı olmadı mı sizce de? Pomponları da çok şeker. Tam bebeklere layık. Kurdelasını da yaptık buraya.